Evet, perfect zamanlara kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiki dersimiz ise past perfect tense. Şimdi şöyle bir nefes alın, derin bir nefes alın. Past perfect. Perfect tense'i düşünelim. Normal present perfect tense. Present perfect tense neydi? Geçmişten günümüze kadar geçen bir süre içerisinde, değil mi? Mesela işte bu haftanın başlangıcından bu ana kadar, bu ayın başlangıcından bu ana kadar, neyse işte bu yılın başlangıcından bu ana kadar geçen bir süre içerisinde bir zaman aralığı var burada değil mi? Şu anda burada günümüz. Burası da geçmiş. Burada bir zaman aralığı. Bu zaman aralığında herhangi bir anda yaptığımız bir olaydan bahsediyorduk değil mi? Present Perfect Dance'de. Mesela diyelim ki bu ay Bodrum'a gittim. I have been to Bodrum this month. Yani geçen ay demiyorum. Geçen yıl demiyorum. Geçen hafta demiyorum. Bu ay diyorum. I have been to Bodrum this month. Ben bu ay Bodrum'a gittim. Ay bitmedi henüz hala devam eden bir aydan bahsediyoruz. Past perfect dediğimiz zaman ben bu zaman çizelgesini bir geçmişe alıyorum. Yani geçmişte bir olay düşünün. Mesela diyelim ki sen eve geldin. Senin eve gelme anın akşamleyin saat 8 diyelim. Akşamleyin saat 8'de eve geldin. Senin geldiğin andan daha önceki anda yani saat 8'den önceki bir zamanda Herhangi bir anda olmuş olayı past perfect tense ifade ediyorum. Geçmişteki bir olayın daha öncesinde meydana gelmiş bir olayı past perfect tense ifade ediyorum. Mesela diyeceğim ki sen geldiğinde biz çıkmıştık. Yani bizim çıkma eğilimimiz, evden çıkma eğilimimiz ne zaman gerçekleşmiş? Sen saat 8'de geldin. Sen saat 8'de geldiğin zamandan öncesinde gerçekleşmiş. Bunun niçin past perfect ifade ediyorum. Çünkü ben burada zaman vermek istemiyorum. Eğer zaman vermiş olsaydım, sen 8'de geldiğinde işte 7'de çıktık gibi bir ifade kullanmak istiyorsam ben burada past perfect tense'i kullanamam. Benim burada kullanmam gereken zaman bildiğimiz klasik simple past tense. Yani fiilin ikinci halini kullandığımız zamanlar. Ama sen geldiğinde biz çıkmıştık demek istiyorsam eğer when you arrived diye söylüyorum. Ya da when you came de diye söyleyebilirsin. Ya da when you got home de diye söyleyebilirsin. Birçok çeşit bunun yolu vardır. When you arrived at home at 8 o'clock sen saat 8'de eve vardığında we had already left. Biz çoktan çıkmıştık. Ya da we had left. Biz çıkmıştık da diyebilirsiniz. Çoktan çıkmıştık da diyebilirsiniz. Aynı present perfect tense kullandığımız already, just, still ve yet ifadelerinin e, aynı şekilde past perfect tense de kullanabilirsiniz arkadaşlar. When you arrived at home, we had already left diye söylüyoruz. Yani buradaki mevzu ne arkadaşlar? Geçmişte bir olay olmuş. Onun öncesindeki bir olayı ben past perfectle söylüyorum. Geçmişteki olayı değil. Onun öncesinde olmuş ve zamanı belli olmayan olayı işte ben burada past perfect tense kullanıyorum. Yani okullarda bunlar 5-6 ay falan sürüyor bunları insanların anlaması. E, çünkü biraz böyle karmaşık anlatılıyor. Artık nasıl anlatılıyorsa e, ben onu çok bilmiyorum ama aslında bakarsanız arkadaşlar 5 dakikalık, 10 dakikalık bu mevzudur. He, bunu kullanmaya kalktığımız zaman nasıl kullanacağız? Mesela diyelim ki işte bir olaydan bahsediyorum ben. Dün kuzenimin ofisine gittim diyelim mesela. Kuzenimin ofisine gittiğimde o orada e, öğlen yemeği yiyordu. Sonra bana dedi ki "Yer misin? Sen de öğlen yemeği yemek ister misin?" Dedim ki "Ben tokum, ben yedim." Yani öğlen yemeği yedim oraya gitmeden önce. Yedim. Ben şimdi saat mesela diyelim ki saat 1'de kuzenimin ofisine gittim. O orada öğlen yemeği yiyordu. Okey, ilk önce bu cümleyi mesela bir kuralım. Tamam mı? When I went to my cousin's office, okey yani kuzenimin ofisine gittiğimde, when I went to my cousin's office at 1 o'clock in the afternoon. Öğlenleyin saat 1'de kuzenimin ofisine gittiğimde he was eating lunch. Okay, o öğle yemeği yiyordu. He offered me some lunch. O bana biraz öğlen yemeği teklif etti. And I said no thanks I am full. Okay, ben dedim ki teşekkürler ben tokum dedim. Neden? Okay, why diye söylüyoruz. Because I had already eaten lunch. I had already eaten lunch diye söylüyorum. Yani ben burada öğlen yemeği zaten yemiştim. Peki ne zaman yemiştim? Kuzenimin ofisine gittikten sonra mı? Hayır. Kuzenimin ofisine gitmeden önce. İşte ben bu cümleyi kurarak ben bu cümleyi bu şekilde past perfect tense ifade ederek bu ifadeyi söylememe gerek kalmıyor. Yani kuzenimin ofisine gitmeden önce yemiştim şeklindeki durumu o şekilde söylememe gerek kalmıyor. Ben ne yapıyorum arkadaşlar burada? I had already eaten lunch diyerek ben onu öncesinde zaten ben o öğlen yemeği öncesinde yediğim zaten orada bu cümleyle bu kalıpla ifade ederek ben bunu söylemiş ve belirtmiş oluyorum bu şekilde. Yani past perfect tense gerçekten çok basit bir zaman. Geçmişteki olayın daha öncesinde olmuş bir durumdan bahsediyoruz. Aynı şekilde present perfect tense gibi already, just, still, yet gibi ifadeleri, ever, never gibi ifadeleri kullanabilirsiniz. Aynı şekilde present perfect tense'in aynısının bir geçmiş halidir. Çok da basit bir zamandır. Bir iki tane daha örnek verelim mesela. Biz sinemaya klasiktir. Bu İngilizce öğretilirken genellikle verilen bir örnektir. Fakat örnekler iyi ise iyi örnekler yüzyıllar boyunca verilir. Önemli olan çünkü karşı tarafın anlaması. Siz aynı örneği yüzyıllardan beri aynı örneği veriyor olabilirsiniz. Fakat karşınızdaki insan ilk defa İngilizce öğreniyor olduğu için dolayısıyla onun için bu örnek yeni bir örnek olacaktır. Bu örneklerin klasikliğini lütfen kusura bakmayın. Tamam mı? Okey, Diyeceğiz ki mesela. Biz sinemaya gittiğimizde film başlamıştı. Bu kadar basit bir cümle kurmak istiyorum ben yani. Sinemaya gittiğimizde film başlamıştı. Nasıl diyeceğiz? Eğer biz past perfect tense kalıbını bilmiyorsak bu cümleyi bu şekilde kuramayız işte. Biz when we arrived at the cinema, okay, Yani biz sinemaya vardığımızda the movie had already begun. Okay diye söylüyorum. The movie had already begun yani biz sinemaya vardığımızda film çoktan başlamıştı. İşte buradaki durumda biz sinemaya vardık ama film biz sinemaya varmadan önce başladığı için işte geçmişteki bir olayın daha öncesindeki bir olaydan bahsettiğimiz için biz burada yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Past perfect tense kullanıyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Bununla da ilgili arkadaşlar alıştırmalarımızı yapalım. Ve pratik videolarında lütfen tekrar tekrar izleyelim. Sürekli cümle kurmaya çalışalım. Sonraki videomuzda görüşürüz.